Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, sizin için oldukça hareketli, sosyal, keyifli enerjilerin olduğu, özellikle kariyerinizle ilgili alanlarda yenilikler yapabileceğiniz önemli bir aya giriş yapıyoruz. Güneş 22'sine kadar Yengeç burcunda parlayacak. Yine Yengeç burcunda bir yeni ayımız var. Kova burcunda dolunayımız var. Bu ay gezegeniniz Venüs 27 Temmuz'a kadar ayın büyük bölümünde Aslan burcunda Mars'la birlikte hareket edecek. Merkür çok hızlı ilerliyor ay boyunca ve Jüpiter tekrar Kova burcuna dönüyor. Şimdi detaylara bakalım. Ayın özellikle ilk haftası içerisinde gerek Merkür'ün ikizler burcundaki hareketi, gerek Venüs'ün ve Mars'ın Aslan burcundaki hareketi oldukça hareketli ve sosyal olabileceğinizi işaret ediyor. Dış dünyadaki etkileşimler, grup çalışmaları, arkadaşlarla birlikte yapacağınız organizasyonlar, biraz keyif için yapacağınız eğlenceler, faaliyetler, hatta seyahatler, geziler öne çıkabilir. Yaşamdan keyif almak istiyorsunuz, sosyalleşmek istiyorsunuz. Bunun için kuşkusuz fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili mesela bir aile etkinliği olabilir, bir arkadaşınızla ilgili olabilir, bir böyle parti ya da bir nişan töreni, bir düğün olabilir. Yani bu tarz faaliyetlerin, organizasyonların öne çıkabileceği yine hareketli bir ay içerisindeyiz. Ancak özellikle parasal konulara biraz dikkat edin, çünkü masraflarında olabileceğini gösteriyor. Yani bu eğlence için, keyif için harcamalar daha fazla yapabilirsiniz, özellikle ayın ilk haftası içerisinde. Bunun yanı sıra parasal anlamda daha fazla kazanmak için biraz risk alabilirsiniz ki Aslan'daki bir Venüs Mars özellikle şans oyunları, spekülatif alanlar, borsa gibi alanlarda sizi daha cesaretli yapabilir. Bazı riskler de olabilir. Daha dikkatli olmakta fayda var. Harcamalara da biraz daha belki temkinli ve dengeli yaklaşmakta bu dönemde fayda var. İlişkilerde de tutkulusunuz. Özellikle aşk hayatınızda daha tutkulu olabilirsiniz. Ve sizi heyecanlandıracak, daha dürtüsel davranabileceğiniz gelişmelerde söz konusu olabilir. 10 Temmuz'da 18 derece Yengeç burcunda yeni ay doğuyor. Öncü bir yeni ay sizin gibi, o yüzden en fazla etkilenen burçlardansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın sizin için tesirleri daha önemli olacaktır. Yeni hedefler olabilir, kariyerde yeni gelişmeler olabilir. Toplumdaki statünüzü etkileyebilecek bazı açılımlar olabilir. Bu bir evlilikte olabilir, bir yuva kurma. Çünkü Yengeç yeni ayı yuva kurma, aile olma gibi konuları destekliyor. Ama kendi işinizi de kurabilirsiniz, yani kariyerinizde ya da bir aile işi içinde çalışabilir ya da onu devralabilirsiniz. Bir işiniz varsa orada belki statünüzde değişimler olabilir, yenilikler olabilir. İşiniz yoksa bir iş bulabilirsiniz gibi. Yer değişimleri olabilir. Yeni aile beraber ev almak, emlak almak ya da ebeveyn olmak gibi mesela. Çünkü statü deyince anne baba olmak da toplumdaki statüyle ilgili, sorumluluklarla ilgili. İşte bu yeni ay size bu kapıları da açabilir. Özellikle Venüs'ün ve Mars'ın da Aslan'daki geçişleri çocuklar konusunda da önemli enerjiler veriyor. Çok güçlü enerjiler veriyor. Buradaki destekleri de arttırıyor. 11 Temmuz itibariyle Merkür'ün de Yengeç'e geçecek olması, ayın özellikle 27'sine kadar olan süreçte daha fazla düşüncelerinizin, zihninizin de aile, yuva, iş, kariyer gibi konulara odaklı olabileceğini gösteriyor. Ve buralarda da hani özellikle aileyle daha fazla kontaklarınızın olması, daha fazla konuşmanız, iletişim içerisinde olmanız mümkün. Ve 24 Temmuz'da Kova burcunun 1 derecesinde dolunay var. Bu dolunay daha çok yine sosyal hayatınız, buradaki görevleriniz veya arkadaş ilişkileriniz, bu bir ekip çalışmasındaki görevleriniz olabilir, faaliyetleriniz olabilir ya da bir projeniz olabilir. Bazı tamamlanmalar işaretçisi. Aşk hayatınızda da önemli etkileri olabilir ya da çocuklarla ilgili konularda da önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Hani bir hedefiniz varsa ona ulaşabilirsiniz örneğin. Ancak kendi içerisinde bizi bazı sorumluluklarla ya da zorunluluklar, işte daha toplumsal olan kısıtlamalarla da
bir şekilde test edebilecek, baskı hissedebileceğimiz etkiler de olabilir bu dolunayda. Mesela çocuklarla ilgili ya da çocuklarımızla ilgili bazı sorumluluklar ya da aşk hayatımızda bizi zorlayabilecek, vermemiz gereken önemli kararlar ya da parasal konularda aldığımız risklerin bazı sonuçları. Bunlara da dikkat çeken güçlü bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz öncü burçların son derecelerinde ise ya da işte haritalarınızda sabit burçlarda ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için bireysel etkiler daha güçlü olabilir. Kova daha çok toplumsal konularla ilgili bir burç. O yüzden dünya üzerinde de halk topluluklarını etkileyebilecek tesirler olabilir. Bunun yanı sıra yenilikler, yeni keşifler olabilir. Özellikle bilim, teknoloji, uzay, astronomi gibi konuların dikkat çektiği bir süreç. Kova dolunayı bu sektörler, bu alanlarda da tüm toplumu ve dolaylı olarak bireysel olarak az veya çok bizi de etkileyebilecek koşulları gündeme getirebilir. Evet, ve ayın 28'inden itibaren artık Jüpiter kısa bir süreliğine Balık burcuna geçişini yapmıştı ama tekrar Kova burcuna dönüyor. 18 Ekim'e kadar Kova burcunda gerileyecek. 18 Ekim'den 29 Aralık'a kadar da Kova burcunda ilerleyecek. Yıl sonuna kadar Kova burcunda. Sizin için aslında iyi, keyifli bir alanda, destek aldığınız bir alanda. Satürn de orada, 5. evinizde. Bir yandan bu size yeni tecrübeler getirirken bu tecrübeleri kazanabileceğiniz fırsatları da ortaya çıkarıyor. Yeteneklerinizi geliştirme imkanlarını ortaya çıkarıyor. Sorumluluklarınız da büyüyor bu dönemde. İşte anne baba olabilirsiniz, ebeveyn olabilirsiniz, bir çocuk sorumluluğu olabilir. Bunun için de tabii ki bir çocuk sahibi olma şansına ihtiyacınız var. Hani o da bir fırsat. Çünkü Jüpiter çocuk sembolüdür ve çocuk sahibi olmak isteyenler için de özellikle bu dönem çok önemli. Özellikle Nisan ve Mayıs ayındaki geçiş yaptığı noktalardan 18 Ekim'e kadar tekrar gerileyecek. Yani bazı fırsatları karşınıza çıkardı ve siz onu tam değerlendiremediniz. Şimdi bunları tekrar ele alma, tekrar değerlendirme imkanınız olabilir. Jüpiter'in size sunduğu o imkanları içselleştirme fırsatınız olabilir sevgili teraziler. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.